Herkese merhaba, hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok şükür iyiyim. Bugün sizlerle birlikte fırında karnabahar hazırlıyoruz. Hemen malzemelerimizi de söylüyorum arkadaşlar. Şöyle normal boyuttaydı açıkçası karnabaharımız var. Ben bunları haşladım. Hatta sizler şu an o kısımları izleyin. Bu arada malzeme olarak da biraz sıcak su ekledim, biraz da tuz gezdirdim. O şekilde karnabaharlarımı haşladım ve soğuttum. O zaman siz karnabaharımı nasıl haşladığımı izleyin. Ben hemen geliyorum. Karnabaharları nasıl haşladığımı izlediğinizi düşünüyorum. Zaten herkes biliyordur arkadaşlar. Bu şekilde ben soğuttum. Çünkü içine yumurta eklemesi yapacağım. Ve yumurtanın da içinde pişmesini istemiyorum. Sizler de ona dikkat edin. Sonrasında şöyle... Dolabımda arkadaşlar 2 adet yumurta akı vardı. Çünkü geçenlerde kurabiye yapmıştım. Sadece yumurta sarısı lazımdı. O yüzden ben de akını ayırdım. Çünkü asla ben böyle çöpe falan atmam, yani israf etmem. Bu şekilde karnabahar tarifimde değerlendireceğim. Yani toplamda burada 2 adet yumurta akımız var. Bir de büyük yumurtamız var. Yani tüm olarak kırdım onu da. Sonrasında şöyle arkadaşlar biraz unumuz var. Bu arada galeta unu da kullanabilirsiniz. Bu arada bu da mesela börekten artı. Yani ben mutfakta sevmiyorum açıkçası israf. Çünkü mutfağın bence bereketini kaçırıyor. Yani ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum, tabii ki de herkesin düşüncesi farklıdır ama ben genelde böyle bir yere ayırırım. Sonrasında da kullanırım. Yani israf etmem. Sonrasında arkadaşlar tuzumuz, karabiberimiz bizimle ve sıvı yağımız bizimle. Bu arada illa bu tarif fırında yapmak zorunda da değilsiniz. Airfryer'da hazırlayabilirsiniz. Normal ocakta da hazırlayabilirsiniz. Ama ben böyle daha hafif olsun istiyorum. Gerçekten ocaktakine nazaran bence fırındaki daha hafif oluyor, daha güzel oluyor. O zaman artık bu güzelliğin yavaş yavaş hazırlanışına geçiyorum. Bu arada arkadaşlar karnabaharlarımın birazında aynı bu şekilde sosunda hiçbir değişiklik yok. Ekstra olarak peynir eklemesi yapacağım. Kaçar peynir ekleyeceğim çünkü annem öyle istedi. O öyle seviyor. Babam da daha böyle karnabaharın tadını almayı seviyor. O yüzden onları şöyle ikiye bölmek zorunda kaldım ben de. Birazını peynirli, birazını da sade hazırlayacağım. O zaman ben artık karnabaharlarımı hazırlıyorum arkadaşlar. Sonrasında sizlerin karşısına geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ben karnabaharlarımı hazırladım. Çok da güzel gözüktüler valla. Artık bu güzellikler önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına gidiyor ve üzeri nar gibi olana kadar kızarıyor. Kaşar peynir ekleyecek olanlara da arkadaşlar şöyle kapatmaya bir 5 dakika kala falan gönül rahatlığıyla ekleyebilirsiniz. O zaman artık bu güzellik doğru fırına gidiyor ve nar gibi olup geri geliyor. Karnabaharlarımız fırından çıktı arkadaşlar. Mis gibi de evimi o güzel kokusu sardı. Gerçekten çok lezzetli ve çok güzel oluyor. Özellikle fırında daha hafif oluyor. Yani kesinlikle gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar şöyle şu kısmı sade hazırladım. Şuraya da biraz peynir eklemesi yaptım. Biraz kaşar peyniri ekledim. O şekilde nasıl istiyorsanız hazırlayabilirsiniz. Yani benim gibi sade de hazırlayabilirsiniz. Ya da böyle işte yarı yarıya da olur. Onun dışında full hepsini peynirli de hazırlayabilirsiniz. O zaman artık bu halinde gördüğünüze göre sizlerle son olarak serviste görüşüyoruz. Fırında karnabaharlarımız servise hazır arkadaşlar. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Bakın şöyle arkadaşlar. Bu sade olanı. Bu da peynirli, kaşarlı olana şöyle göstereyim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Kesinlikle ama kesinlikle deneyin ve benimle de yorumlarınızı paylaşın. O zaman artık videomuzun sonuna geldik. Videom bu kadardı. Beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Videomu da beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.